Dönüşümsel yaşam koçluğu dediğimiz zaman, bir kere öncelikle neden bu ismi kullanıyorum? Yaşam koçluğu çok geniş bir alan. Genelde hedef odaklı bir hedef belirleyip buna doğru danışanınıza rehberlik ettiğiniz bir süreç oluyor. Ben aynı zamanda regresyon terapisti olmamdan dolayı da kişinin buna engel olan iç dünyası ve geçmiş deneyimleri üzerine de çalışıyorum ve tam anlamıyla bir dönüşüm sağlamasına aracılık ettikten sonra aynı zamanda hedefine gitmesine de destek olduğumuz bir plan çerçevesinde çalışıyoruz. Aslında genel olarak kişinin bilincinde bir değişim yaratmak, farkındalık sağlamak, daha geniş bir açıdan dünyaya bakıp kendisini keşfetmesini sağladığı bir bilinç yolculuğuna çıkıyoruz aslında. Sizlere kimler danışabiliyor Zeki Hanım? Kimlerle beraber yol alabiliyoruz? Bir de süreç nasıl ilerliyor? Biraz da izleyicilerimizi bu alanda bilgilendirelim. Herkes danışabilir ama sağlıklı insanlarla çalışıyoruz. Yani psikolojik rahatsızlıkları olan psikolog veya psikiyatrilerin alanına giren konu dışında sağlıklı olan ama hayatında belli alanda tıkanıklık yaşayan, bu konuda değişim dönüşüm isteyen, hedef belirlemek isteyen, yeni bir kariyer veya ilişkilerinde sorun olan herkesle çalışabiliyoruz. Önce o kişiyi tanıyıp sorunu tespit ettikten sonra ne kadarlık bir sürece ihtiyaç var? Koçluk mu? Aynı zamanda regresyon terapisiyim ki bu bilinçaltına inip dönüşümü sağladığımız çok güçlü bir araç. Aynı zamanda şamanik eğitimler de aldım. Bazen bir takım şaman teknikleriyle. Yani 2000 yılından beri bu alanın içindeyim. Oradaki bütün öğretilerin birleşimiyle o kişiye bir rehberlik etmiş oluyoruz. Buradan bizim aracılığımıza tüm Türkiye ekranlarında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize son olarak neler aktarmak istersiniz? Zor bir dönemden geçiyoruz hem Türkiye hem dünya olarak. Bu aslında halının altına süpürmüş olduğumuz kirlerin ortaya çıkması gibi düşünün. Ve tabii ki bütün bu yaşadıklarımız bizi inanılmaz öfkelendiriyor ve kızdırıyor. Ama bunu yapmayalım lütfen. Bunun bizi uyandırdığı duygular bunları kendi içimizde dönüştürmek için büyük bir fırsat. Girelim, bağıralım, çağıralım, kızgınlığı atalım ama enerjimizi pozitifte tutmak için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapalım. Türkiye'ye, dünyaya, kolektife en iyi bu şekilde destek olabiliriz. Yani kirli bir havuzda bir küçük bir bölümü temizlemek gibi.